Detayları konuşacağız. Foto maç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzun Durukan'la birlikte Süper Lig'de iki önemli maç var. 15. haftanın evet. kapanış karşılaşmaları. Evet. 11'ler belli oldu. Trabzonspor'un hemen e, paylaşalım izleyenlerimizle de. Trabzonspor Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. İşte bordo mavili takımın 11'i sevgili seyirciler Uğurcan var kalede Hüseyin ve Kampi Trabzonspor'da stoper bölgesinde oynayacak. Pereira ve Novak sağ ve sol bekte. Sosa, Obi, Mikel, Yusuf, Vakeme, Sturridge, ve Sörlot 11 ile sahaya <laughs> çıkacak. Trabzonspor <laughs> Sevgili seyirciler, Medipol Başakşehir'in 11'i belli oldu. Medipol Başakşehir'in İttifak Holding, Konya Sporu konuk edecek. Mert Günok, Kaysara, Ponk Epriano, Klişi, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Edim Vişa, Daniel Aleksic, Elia ve Krivelli... 11 sahaya çıkıyor. Medipol Başakşehir, işte Medipol Başakşehir'in 11'i de <laughs> ekranlarda. Sevgili futbol 2 iki maçta aynı saatte saat 20'de başlayacak biz de. Hemen programımızın başında bu iki maçı değerlendireceğiz. Trabzonspor'la startı verelim. Bordo mavili takım zirvedeki puan kayıplarının ardından e, galibiyet için sahaya çıkacak. Yukatel Denizli Spor karşısında Zeki Uzun Durkan. Mü müthiş e, motive olmuş bir Trabzonspor var. E, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kaybettiği, Galatasaray'ın iki puan bıraktığı haftada adeta 11 puanlık maça çıkıyor Trabzonspor. E, formda, kendi evinde oynuyor. En az e, 30 bin taraftarının önünde oynayacak. İdeal ya. kadrosu? Hafta başı olmasına rağmen ideal kadrosu. Müthiş bir ön tarafı var. E, Yusuf Sarı, Bakayeme, Şorlot, Staric. Baktığında hepsi böyle gole yakın isimler, e, hücumu seven oyuncular. E, Sosa döndü, Novak döndü, e, Perera döndü. Yani hepsi, yani Trabzonspor ideal kadrosuna ulaştı diyebiliriz. Abdülkadir... Ömür'ün dışında Abdülkadir Ömür'ü de Yusuf Sarı son haftalardaki formuyla aratmıyor. Yani kadro istikrarında artık yakaladı Trabzonspor bütün gazetelerde bugün bu kadro verildi. Yani Trabzonspor'un artık kadrosunda ezbere sayabiliyor herkes sokaktaki insanlar da. Ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. 11 puanlık hatta Başakşehir'in kaybetmesi durumunda Konya'da kazaya uğraması durumunda 14 puanlık bir maç. Öyle bakmak lazım. Altın Tepsi'de Trabzonspor'a lig ikinciliği şu anda sunuldu. Bakalım e, kazanır diye düşünüyorum. Tabii Başakşehir'in de e, Konya karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor e, hafta içi e, UEFA Avrupa Ligi maçında e, rotasyonlu bir kadro ile oynadığı için e, dinlenmiş oyuncular yani as oyuncuları dinlendirdi. O yüzden de... Bu maçta Deniz Spor karşısında kazaya uğrayacaklarını düşünmüyorum. Yani Göztepe maçı gibi olmayacaktır. Göztepe hı hı. maçında biliyorsun kırmızı kart vardı, penaltı vardı. Hakemin Fırat Aydınus'un hatalı yönetimiyle Trabzonspor'un o maçı kaybettiğini düşünüyorum. Göztepe'nin iyi futbolunu galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Çünkü Göztepe hak etti, kazandı. Ama hakem hataları da vardı. E, Trabzonspor giderek performansını yükseltiyor. Ee, dediğimiz gibi ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada Trabzonspor bu fırsatı iyi değerlendirecek diye düşünüyorum. Bir Trabzon'a memleketinize götürelim. Gidelim. Size Yunus Bidelim. Evresel bizi bekliyor. Aspor muhabiri Yunus Evresel'den de son bilgileri alalım. Yunus Evresel, Trabzon'dayız, sendeyiz. E, bu yayın için hafta içi de kupa maçı için yine birlikte olacağız. Yine seninle olacağız, onu da söyleyelim. Evet Cüneyt Şen sizi ve Zeki abi de Trabzon'a bekleriz. Güzel bir şekilde ağırlarız inşallah. Kadrolar belli oldu aslında gün içerisinde saydığımız kadroyla Trabzonspor sahaya çıkıyor. Kalede Uğurcan savunmanı sahada Pereira stoperde Hüseyin Kampi ikilisi solda Novak. Önlerinde Sosa Mikel ikilisi olacak. Orta sahanı sağında Yusuf Sarı ortada Sturic solda Vakame ileride de Sörlöt'ü görüyoruz. Aslında bu maça kadar hep üçlü orta saha sistemini deniyordu Ünal Karaman ama ofans hattındaki oyuncuların sakatlıktan çıkmasıyla birlikte Birlikte. o bölgeyi ikiledi ve Daniel Sturiç'i de ileriye koyarak hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Ayrıca Filip Novak e, milli takım kampında sakatlanmasıyla birlikte 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak Novak, Novak o kadar iyi kendine baktı ki 3 haftalık süreçte sahalara dönmeyi başardı. Bu da Trabzonspor adına tabii e, mutluluk verici bir gelişme. Yine Pereira ve Jose Sosa'nın da hafif sakatlıklarını tamamen atlattığını söyleyelim. Trabzonspor'un yedek kulübesinde bu maç öncesinde aslında bu maçlar öncesinde çok fazla alternatif bulunmuyordu ama şu an kadroya baktığımızda oyuna sonradan girip skoru değiştirebilecek isimler yedek kulübesinde mevcut. Hatta Kamil Ahmet Çörekçi ve Macit Hüseyin de hafif sakatlıklar nedeniyle riske edilmeyerek bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyorlar. Denizli Spor'un da gün boyu saydığımız kadrosunda sadece bir değişiklik görüyoruz kadrosunda. Kalede Stekov yak savunmada Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdeş, ileride Muravs ki Aysat'ı Olcay, Baro ve Rodega kadrosuyla onlar da sahaya çıkıyor. Denizli Spor'un da bu karşılaşma öncesinde birlikte iyi gidişatının olduğunu söylemekte fayda var. Onlar da oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet bir beraberlik elde etti. Özellikle son Başakşehir maçında 90 dakika boyunca ortaya oldukça iyi bir performans koymuşlardı. Ama tabii ki Trabzonspor için bu karşılaşma çok farklı anlamlar ifade ediyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı ee, az önce Sayın Uzun Durukan'ın da söylediği gibi belki de altın değerinde bir 3 puanla değerlendirerek zirvedeki puan farkını azaltarak devre arasına daha iddialı, daha güçlü bir şekilde girmeye çalışacak Trabzonspor. Bu noktada takımın inancının oldukça fazla olduğunu söyleyelim ama şu detaya da vurgu yapmak istiyorum. Son günlerde özellikle yerel basın ve bazı sosyal medyada Trabzonspor'un isminin sıklıkla şampiyonlukla anılması teknik heyet ve yönetimi biraz rahatsız etti. Çünkü geçmişte bu tür ortamların Trabzonspor'da ciddi baskılara neden olduğunu ve olumsuz sonuçlara neden olduğunu farkında olan kişiler şu anda takımda. Ünal Karaman bunu çok iyi yaşayan bir isim. Dolayısıyla bu baskı ortamının tekrar oluşmaması için hafta içerisinde oyuncularına birebir görüşmeler yaptı ve şunu vurguladı. Biz sadece maç maç düşüneceğiz, maç maç ilerleyeceğiz. Kesinlikle Trabzonspor olarak hedeflerimiz var ama bunu dillendirmeden o şekilde yolumuza devam etmeliyiz diyor. Aslında yönetim de bu görüşte, bu anlayışta bunu söyleyelim Devre arası transfer çalışmaları da yaklaşıyor. Bununla ilgili de bugün bir haberimiz vardı. Trabzonspor TFF'nin harcama limitleriyle ilgili aldığı %40'lık karara uymama e, kararı aldı ve Bayafaya ve Bankalar Birliği'ne verilen sözlere bağlı kalarak %30'luk harcama limitini sadece kullanacak Trabzonspor ve o transfer o limit doğrultusunda devre arasında belki 3 takviye yapma ihtimali de bulunuyor. Bunu belirtelim. Tekrar maça dönecek olursak Denizli Spor'un ilk 11'inde 4 eski Trabzonsporlu var. Zeki Avru, Mustafa Olcay ve Rodega. Tabii ki onlar için bu karşılaşma çok farklı anlamlar ifade ediyor. Belki daha da fazla motive olacaklardır. İki takım için de oldukça zevkli bir karşılaşma bizleri bekliyor. 30 binin üzerindeki taraftar da bugün tribündeki yerini alarak takımlarını desteklerini sürdürecekler diyelim. Sözü Trabzon'dan size bırakalım. Cüneyt Çen. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel e Son bilgileri de aldık. Kitap Kriptik gibi anlattı. Bir... Her şeyi anlattı. Yunus Emre anlattı. Sel e, her zaman öyle evet. sağ olsun var olsun. Trabzon'la ilgili hiçbir detayı da atlamıyor. Hem gazetelerimizde Çok hem iyi de muhabir. televizyonda gerçekten bir kez daha teşekkür ederim. Yunus Emre Sel. Keşke her kulübün Yunus Emre Sel gibi Aynen öyle. muhabiri olsa. Gerçekten kuş uçurmuyor. Her şeyi e, detaylarıyla veriyor. Takip ediyor. İçeriden gelişmelerin hepsini alıyor. Muhabir dedin mi böyle olacak gerçekten. Biz kendi ediyorum. aramızda e, Premier Lig Fantezi futbolda oynuyoruz. E, Mesela orada sırada. da evet, yani, bravo. <laughs> evet, evet. <Yedinci> Tabii, sırada. <laughs> Yunus Emre Sel Dünya Futbolu'nu da yakından Tabii. takip ediyor. Futbolu çok seviyor. Tebrikler Yunus kardeşim. Başarılarının devamını diliyoruz. Gelelim maça. Sizin de evet. belirttiğiniz gibi zir, yönünü zirveye çevirmiş bir Trabzonspor'dan evet. bahsediyoruz artık. Üstelik iki kul vardı. Avrupa defteri kapandı ama bir yandan zira Türkiye Kupası da devam ediyor. Hafta içerisinde de önümüzdeki hafta içerisinde de altı, e, altı konuk edecek evet. Trabzonspor. A-Spor ekranlarından evet. yayınlanacak o maç. Diğer 16 karşılaşma olduğu gibi futbola doyacağımız bir hafta bizi bekliyor. Ama önce 15. haftayı tamamlayalım. E, Yukatel Denizli Spor rekip e, Trabzonspor. Eski e, öğrencilerine karşı oynayacak, Evet. E, öyle bir yönde var Yunus Emre Selim i̇şte, bahsettiği gibi. Başta Uygu Rodayega'da olacak. Rodayega'nın dışında Mustafa Yumlu yıllarca oynadı, Zeki Avru oynadı. Tabii ki Rodega geçen yıl iyi bir performans ortaya koydu. Olcay Şahan, Trabzon taraftarının çok sevdiği, Aynen öyle. bağrına bastığı bir oyuncuydu ki maçtan önce mutlaka sevgi gösterileri olacaktır Olcay Şahan'a da. Önemli bir oyuncu. Ama e, Mehmet Özlü iyi bir hava da yakaladılar. Hı hı. Geçen hafta e, Başakşehir karşısında galibiyeti kaçırdılar uzatma anlarında. E, Mert'in kaleci Mert'in de çıktığı pozisyonda boş kaleye atamamıştı e, yabancı oyuncusu. E, golü kaçırmıştı. Ya yani galibiyeti kaçırdılar o maçta. İyi oynuyorlar ama Trabzonspor'un hücum hattını e, nasıl durduracaklar bilemiyorum gerçekten. Şu anda bu kadro bu hücum attı. Türkiye'nin en iyi hücum attı. En formda hücum hattı ee, Savunmanın önünde de Sosa'nın, Obi Mikel'in ol, Olması önemli Sosa takımı bir maestro gibi yönetiyor zaten ee, Novak geldi Novak'ın geri dönüşü önemli ama e, erken, maç döndü erken döndü Nasıl performans ortaya koyacak Onu bilemiyoruz tabi